Güzel ülke Türkiye, Karakutu kanalından herkese selam. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere yaşadığımız coğrafya bir deprem coğrafyasıdır. Ve son yıllarda bu yüzden birçok şehrimizde ağır kayıplar yaşadık. Geçtiğimiz yılın sonlarında ise İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem, hatırladığımız üzere yüzden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve binlerce insanın yaralanmasına sebep olmuştu. Binaların dayanıksızlığı nedeniyle hasarın daha da büyük kayıplara yol açtığı depremde, 100'e yakın bina için acil yıkılma kararı verilmişti. Fakat ülkemizin yaşadığı bu acı olaydan sonra, gözler Türkiye'nin 5'te 1'inin yaşadığı 16 milyon nüfusluk İstanbul'a çevrildi. Bildiğiniz üzere İstanbul hem çok tehlikeli bir deprem hattı olan Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer almakta, hem de tarihi ve yoğun nüfuslu bir şehir olması nedeniyle çok sayıda güvensiz bir binayı içerisinde barındırmaktadır. Geçmişte İstanbul'da ve çevresinde çok sayıda büyük depreme ve can kayıplarına şahitlik ettik. Aslında Büyük İstanbul Depremi denilmesinin sebebi depremin şiddetinden ziyade verdiği tahribattandır. Peki geçmişte yaşanan İstanbul depremleri nasıl hasarlar bıraktı? Şu anda olası bir İstanbul depremi senaryosunda ulaşabilecekler neler? Peki uzmanlar böyle büyük bir depremin tarihi ve büyüklüğü konusunda ne gibi tahminlerde bulunuyorlar? Hadi gelin hep beraber bu soruların yanıtlarını arayalım. İsterseniz ilk önce bugüne kadar İstanbul'da olmuş büyük depremleri bir inceleyelim. Geçtiğimiz 2000 yıl içinde Batı Marmara bölgesinde yaklaşık 16 tane yıkıcı deprem gerçekleşmiştir. Bunlardan İstanbul bizim elimizdeyken kaynaklarına rastlayabildiğimiz ilk deprem 1500'lü yılların başında gerçekleşmiş ve halk bu depremi yarattığı ağır hasar sebebiyle küçük kıyamet olarak adlandırmıştır. Bu depremin 45 gün boyunca aralıklarla sürdüğü bilinmektedir. Bu depremin o dönem yaklaşık 160 bin nüfusa ve 35 bin yerleşim birimine sahip olan İstanbul'da 13 bin kişinin hayatına, 1070 civarında evin yıkılmasına neden olduğu bilinmektedir. Depremde Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Galata Surları ve Kulesi, Yedi Kule, Fatih ve Bayezid camilerinin zarar gördüğü kayıtlardadır. Yine kayıtlarda o güne kadar görülmemiş bir su baskını olduğundan da bahsediliyor. Bu da aslında tsunami'nin olduğunun bir göstergesidir. Bu depremden sonra adı geçen yine en büyük depremlerden biri de 1894 yılında 1 Temmuz ayında meydana gelmiştir. Bu, o tarihe kadar İstanbul'un gördüğü en şiddetli deprem olarak tarihe geçiyor. Deprem tahmini 7 büyüklüğünde olup 1349 kişinin hayatını kaybettiği bilinmektedir. Yine bu depremde de 1,5 metre yüksekliğinde tsunami'nin olduğu görülmüştür. Bunların yanı sıra depremde ahşap evlerin daha fazla dayanım gösterdiği de raporlanmıştır. 17 Ağustos 1999 yılındaki deprem ise yakın tarihte hepimizin bir şekilde etkilendiği, yakınlarımızın zarar gördüğü yıkıcı bir depremdir. Öyle ki bu depremde Ankara, İzmir gibi şehirler bile sallanmıştır. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremin çok geniş bir alanı büyük bir şekilde etkilediği ve tarihte kara bir leke bıraktığı unutulmamalıdır. Toplamda 17.480 kişinin hayatını kaybettiği depremde İstanbul'da da 1000'e yakın insanımızın enkaz altında yitirdik. 7,5 büyüklüğündeki bu yıkıcı Marmara depremi son 100 yılın en büyük depremlerinden biridir. Deprem sonucu toplamda 285 bin konut hasar görmüştür. Bazı resmi olmayan kaynaklara göre ise can kaybı 50 bin civarında ve 100 bine yakın yaralı bulunmaktadır. Verilen bu bilgilere göre bu depremde 600 bin kişi evsiz kalmıştır. Günümüze geldiğimizde ise son yıllarda üst üste farklı bölgelerde çok yıkıcı depremlerin olması gözleri tekrar en fazla nüfusun yaşadığı İstanbul'a çevirmektedir. Marmara bölgesi az önce de anlattığımız gibi tarihimizde çok yıkıcı depremlere tanıklık etmiştir.
Bu yüzden gelecekteki Büyük İstanbul depremi ile ilgili de birçok uzmandan birçok farklı görüş ve çalışma ortaya konulmuştur. Şimdi isterseniz biraz da olası bir depremin ne zaman, tam olarak nerelerde ve kaç şiddetinde meydana geleceği ile ilgili çalışmalara bir göz atalım. Depremin ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili en detaylı çalışma Tom Parsons tarafından 2004 yılında yapılmıştı. Bu çalışmaya göre Marmara Denizi'nin altında 7'den büyük bir depremin %50 ihtimali 2004 yılına kadar olacağı belirtilirken, 2034'e kadarsa bu oranın %62'ye çıkacağı tahmin edilmektedir. Ocak ayının başında jeolog Profesör Doktor Naci Görür, yakın zamanda Marmara'da en az 7.2 şiddetinde, iki fay kolunun birden kırılması halinde ise İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem oluşabileceğini açıkladı. Bunun nedeni ise az önce konuştuğumuz 99 depremine bağladı. Bu depremler Marmara'nın altındaki kabuğun daha fazla taşıyamayacağı bir stresi bölgeye yükledi. Bu şu anlama gelmektedir. Normalde bir depremin oluşması için yaklaşık 200 senelik bir enerji birikimi gerekir. Fakat bu deprem oluşturduğu stresle bu enerji birikim sürecini yaklaşık 30 seneye çekmiştir. Ayrıca Profesör Görür, İstanbul'da en riskli yerlerin Avrupa yakasındaki Marmara sahillerinden 10 kilometre içeriye girecek şekilde sahile paralel yerlerin olduğunu da belirtmiştir. Son olarak Profesör Görür, Parsons'ın bu çalışmasına atıfla 10 yıl içerisindeki deprem olasılığını %64 olarak belirtmiş ve bunun çok yüksek bir oran olduğunu vurgulamıştır. Bu depremler sırasında konuşacağımız diğer bir tehdit de tsunami olacaktır. Klasik bir tsunami, deniz tabanındaki fay hareketlerine bağlıdır. İstanbul'da bugüne kadar görülen tsunamiler ise deprem başladığı zaman oluşan şiddetli sarsıntı nedeniyle sağlam kayalar olmadığı için oluşan deprem tsunamileridir. Bu tür tsunamilerde devasa kütleler yamaçlardan denize doğru kaydıkları için hacimsel değişikliğe bağlı bir hareket oluşur. Bu da 7'den büyük bir depremde İstanbul'da tsunami oluşabileceği anlamına gelmektedir. Başka bir görüşse 6.6'lık İzmir ve çevresi depremini 10 yıldır vurgulayan ve 2 hafta önceden bilen jeofizik yüksek mühendisi Profesör Övgün Ahmet Ercan tarafından belirtilmiştir. Profesör Ercan, İstanbul depremi için bu yılın başında hem tarih hem de büyüklük tahmininde bulunmuştu. Profesör Ercan'a göre olası Büyük İstanbul depremi 2045 yılı dolaylarında ve maksimum 7.3 büyüklüğünde gerçekleşecektir. Fakat olacak depremin 1999 depremine göre daha fazla yeri etkileyeceği de belirtilmektedir. Tahminlere göre bu deprem İstanbul dışında Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'nın bir kısmının yerle bir olmasına sebep olacaktır. Peki bu büyüklükte bir deprem İstanbul'u nasıl etkileyecektir? En son olarak 2019'da güncellenen bilgilere göre olası İstanbul depreminde can kaybı 14 bin, ağır yaralanma 8 bin ve 40 bin civarında yaralı olması bekleniyor. Özellikle depremin Küçükçekmece gibi kalabalık bölgelere yakın gerçekleşeceği tahmini, yapılan hasar tahminlerini de iyimser kılmaktadır. Yapıların hasar tahminlerinde ise yaklaşık 250 bin binanın üst düzey hasar göreceği konuşulmaktadır. Dahası binaların neredeyse yarısının hasar göreceği de tahminler arasında yer alıyor. Böylesine büyük bir kayıpta can kaybı asıl canımızı yakacak konu olmakla birlikte maddi kaybın da 120 milyar TL olacağı konuşulmaktadır. Bunun dışında Türkiye ekonomisinin %30'unu oluşturan İstanbul'da böyle bir yıkım oluşması Türkiye ekonomisinin de ağır hasar görmesine sebep olacaktır. Ayrıca böyle bir depremde 25 milyon ton enkaz açığa çıkabileceği ve bunun da iyi istiflenmemesinin, su kaynaklarına dökülmesinin, yine su ve gıda zehirlenmelerine neden olabileceğinden bahsediliyor. Zaten trafiğin yoğun olduğu bu şehirde acil yardımlar ve halkın telaşı nedeniyle trafiğin yüksek oranda kilitleneceği ve yardımların aksayabileceği de unutulmamalıdır.
Yine eklemek gerekirse böyle bir depremde 2 milyon kişi için acil barınma ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu konuyla ilgili devletin restorasyon çalışmaları, AFAD'ın acil yardım senaryoları ve belediyenin altyapı çalışmaları devam ediyor. Fakat İstanbul'da tehlike arz eden yüz binlerce bina olduğu da unutulmamalıdır. Şu an için depremin çok yakında olması nedeniyle 8 saniye öncesinden tahmin edilebileceği ile ilgili çalışmalar da mevcuttur. Ama tabii ki bu süreç sadece belirli konulardaki önlemler için devreye sokulabilecektir. Öte yandan olaya biraz da pozitif bakılması taraftarı olan uzman görüşleri de mevcuttur. Özellikle bu uzmanlara göre her an deprem olabilir diye bir ifade tamamen yanlıştır. Profesyonel bir şekilde bu işi yapan uzmanlar tahminlerini çok daha uzun soluklu yapmaktadır. Üstelik insanlarda her an deprem tehlikesi varmış hissi oluşturmak, psikolojiyi bozmaktan başka bir işe yaramıyor. Asıl önemli olan şey ise depremde yapılacakları öğrenip, gerekli malzemeleri her an için yanımızda bulundurmak olacaktır. Evet, birçoğumuz evimizin bölgesini ya da sağlamlığını seçecek imkanlara sahip değiliz ama oluşabilecek etkiyi en aza indirmek için bilmemiz gerekenleri öğrenip hem kendimizi hem de çevremizi bilinçlendirebiliriz. Bu yüzden henüz vakit erken, depremde yapılması gerekenlerle ilgili bilgileri kendimiz ve çevremiz için edinmemiz bize hayat katacaktır. Yeni videolar için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Türkiye'nin Kara Kutusu.